Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 110 ve 111'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Şöyle bir katlama verilmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar üst üste binen açılar birbirine eşitti. Ve geri haline geri açıyorduk. Eski haline geri açıyorduk daha doğrusu. Açılmış vaziyette var burada sıkıntı yok. Açılar verilmiş. O zaman açılara dalacağız. Da Süre bir alfa dersem burası ne oluyor? 4 alfa yazalım. EBC açısı burası alfa ve BDE açısı burası 4 alfa verilmiş. Şimdi kenarlar eşitliğini kullanmayayım isterseniz açıların eşitliği sanki bizim için önemli olacak. Açı verilmiş çünkü katlama yapıldığında üst üste binen açılar eşit olacak 4 alfa. Ve şu açıyla da şu açı eşit olacak ama bunu da kullanamayacağım gibi. Neyse şu 90 sağ burası da 90 değil mi üst üste binen açılarda? Evet. E alfa 90 ben buraya beta dersem ters açıdan beta. Beta 90 burası da alfa oldu. Aa x açısı alfa eşit oldu. O zaman şuraya da bakar mısın açılar yan yana gelmiş. Toplamda 9 alfa oldu orası 90'sa alfayı da böylelikle 10 buluruz. Alfa zaten x'e eşit o zaman x de neye eşit olacaktır ona eşit olacaktır. Evet birinci soruyu böylelikle denizli bulduk geldik ikinci soruya. Açı ortay verilmiş 90'ı açı ortay olarak bölmüş ya yani burası 45 45. O zaman ben 45 mantığını kullanacağım sayı da var burada hop şöyle bir dik çizersek. 5 kök ise kenarlar 5 5 yapar. E, hocam 17 verilmiş e, burası da 17. E burası 17 ise eğer 5'i buradaysa buraya 12 kalır. Yani burada da 90 var ya 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 13 diye ulaşırız. İkinci soru C an oldu geldik 3'e. Şimdi BE uzunluğu 8 verilmiş. EC uzunluğu 9 verilmiş. ED uzunluğu 5 verilmiş. Arkadaşım dışarıda bir nokta alınıp böyle dikdörtgenin köşelerine gittiği zaman neydi? Karşılıklı kenarların yani Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşitti. 8'in karesi artı 5'in karesi neye eşittir? Aynı zamanda 9'un karesi artı yani şu. Şu ve şu karşılıklı köşeler e'ye kadar gitti. 9'un karesi artı x'in karesine eşittir. E bunlar birbirine eşit. 64 artı 25 eksi 81 eşittir. X kare mi yapacaktır? Evet. Şu x'in toplamı kaç yaptı? 89 yaptı. Değil mi? 89 yapıyor. 89'dan da 81 çıkarsa o zaman 8 yapar. 8 eşittir x kare ise x de böylelikle kök 8 çıkar. Bu 4 çarpı 2 ya 4 dışarı 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 2 olur mu? Olur. Yani 3. soru akçay oldu. Geldik 4'e. ABCD dikdörtgeninde şunlar eşit verilmiş ve şöyle bir kesim yapılmış. Bu kesim yapıldıktan sonra şekil 2 oluşturulmuş ve buradan dik çizilmiş. Buna göre diyor BE uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bir eski haline geri getirelim kardeşim. Getirdik. Şimdi ben şunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. E hocam burası kaç? 13. 13 ise burası da 13. E sonra ne yapacağız burada? Ya şurada ekstra bir 90 varsa alfa beta'ya dalıyoruz. Eyvallah. Ama alfabetalık üçgen yok. Ne yapacağız? Ya şu aslında şu 90 verilerekten şunun da şu paralel demektir. Hatta burası da 90 ya bu da paralel demektir. Ta doğru açılardan beri biliyoruz. Paralel doğruları uzatıyoruz. E o zaman şunu da şöyle uzatacak olursam eğer zaten böyle dik üçgen oluşturmak önemliydi. Dik dörtgenle bak dik dörtgen oluşturmuş olduk. 90 derece burası da e 1 ise 1 12 kaldı. A 12 13 ne 3 5 12 13'ten 5 çıktı burası. E bizden BE uzunluğu isteniyor. BE'yi de artık buluruz. Şurada da bir pisagor yaparsam. X'in karesi 1'in karesi artı 5'in karesinden 26 yapar. Yani X de böylelikle kök 26 buluruz. Cevap Edremit olur. Geldik 5. soruya. Düzlemsel aynaya gelen ışının ayna ile yaptığı açı yansıyan ışının ayna ile yaptığı açıya eşittir. Evet buradan ışık geldi vurdu gitti. Alfa ise alfa diye mi gider? Evet Sonra hocam burası beta ise burası da beta olur ama gerek yok. Çünkü şunlar birbirine paralel ya. Şöyle geldiği zaman dikdörtgen şeklinde olduğu için karşılıklı kenarlar paralel. Z'den dolayı burası da alfa olur. Hatta vurdu açıyla gidecek burası da alfa olacak. Z'den dolayı burası da alfa. Vurdu açıyla gidecek burası da alfa. Alfa 90 buraya beta dersem. Alfa 90 burası da beta oldu mu? Oldu. Aa, başka bir şey verilmiş mi? Orta noktası neymiş? Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Ve kısa kenar 16 verilmiş. Burası 8 burası da 8. Hocam bizim şu üçgenlerimiz benzer. Hatta benzerlikteki oran kaça kaç? Alfa'nın karşısı 8ken alfa'nın karşısı 16 olmuş. 1'e 2. O zaman beta'nın karşısına ben bir a dersem beta'nın karşısı burada nedir? 2a'dır. Şimdi ne yapacağız? Hatta burası da alfamız Z'den dolayı evet. Hocam ne yapacağız? İkizkenarlık var burada. Bak şu ikizkenar çıktı. Hatta bu da ikizkenar çıktı. E ikiz kenar çıktığı için çift çizgileri şurada kullandım ya şöyle kullanayım. Şöyle göstereyim ikizkenarlığı. Arkadaş X kenar çıktı. X kenar tabanına ait yükseklik. Taban kenarı yok hocam. Aslında var. Uzun kenarı 42 vermiş dikdörtgenin. Burada da bir yükseklik çizelim. Arkadaş şuradaki dikdörtgen mi oluştu burada? 2A ise burası 2A. Dik X kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya böler 2A. Hocam burada da bir dikdörtgen çıktı. 2A ise burası da 2A. X kenarda çizilen yükseklik olduğundan burası da 2A. 2, 4, 6, 7. 7A'yı bize 42 vermiş. A'yı da buradan 6 buluruz. Evet A6 çıktı arkadaşım. 6 8 13 üçgen oldu burası. Hatta A6 çıktıysa 12 12 16 23 üçgen oldu burası. Bu yol ışığın izlediği yol isteniyor. 10 burası. A, 12 16 20 burası. 20 burası 20 burası bir de 10 var. 2 4 6 7 yani tüm izlediği yol kaç yapıyor o zaman? 70 yapıyor. Cevap akçay oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet. Evet, şimdi 3 kök 5 var 6 var. Hocam 1 2 kök 5 üçgeninden direkt burası 3 olur mu? Olur. Küçük olanın kök 5 katı. Tamam eyvallah. Başka ne var burada? Bu açıların eşitliğini kullanacak. Hocam bu açıların eşitliğini nasıl kullanırız? Şu üçgende bir açı ortaylık var. Açı ortaya bakacak olursanız hocam bu açı ortay doğrusunda bu tarafta bir oran var. 2'ye 1 oran burada da 2'ye 1 oran olmayacak mı? Olacak. E, ee, yani burası 2K ise burası da K olacak. Pisagor. Normalde 2K'nın karesi eşittir. K artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi deyip işlem 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 K'yı buluruz. Ama hisset 6 varsa 6, 8, 13 kendidir büyük ihtimalle. Evet K yerine 5 yazarsam gerçekten 6, 8, 10 sağlanıyor. K'yı 5 bulduk. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. E hocam sonrasında ne yapacağız? Şu açı ortaylığı kullandık. Eyvallah. Başka kullanabilir miyiz? Açılara mı dalsak böyle? Dalmadan önce. Bir de dikdörtgende yani paraya kenarda hep söylüyorduk. Açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin diyorduk. Karşı kenarları paralel olan doğrularda. Hocam bu da aynı şekilde bak açı ortaya bak şu şöyle z kuralı yok mu burada var bak çizgi açı ortaylık bir de x kenarlarına dikkat edin demiştim bak çizgiye çizgi yani şu parçayla şu parça of parçaya bak 10 mu oldu burada evet e o zaman dikdörtgenin bu kenarı belli hatta bu kenarı da belli o zaman alanı da belli 8 çarpı 10'dan kaç yapar 80 yapar evet cevap balık kesin oldu 6. soru geldik 7. soruya. ABC'de dikdörtgen AC köşegen olarak verilmiş ve şuradaki x uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş şununla şu birbirine paralel mi paralel. Yani senin buradaki yüksekliğin buradaki yüksekliğe eşit. O da buradaki yüksekliğe eşit. O da buradaki yüksekliğe eşit. İstediğin yüksekliği kullanabilirsin. Hatta şuradaki yükseklik benim için daha önemli olacak sanki. E, hatta belki de buradaki yükseklik benim için daha önemli olabilir. Hatta belki şuradan dik çizdiğindeki şuradaki yükseklik belki daha önemli de olabilir arkadaşlar. Ee, şu seçenek de güzel aslında baktığın zaman. Hocam buranın da x olması alfa beta'ya girdiktirir bize. Şurada da şu dikmede de şuranın x olması bizim için önemli olabilir. Şuradaki üçgende öklük bağıntısı kullanabiliriz. Ama şu daha çok hoşuma gitti ne derse. E, 90'lar var burada. Alan ABCD'yi de 192 vermiş. Şimdi 16 ile neyi çarparsak 192 yapar. 6 ile neyi sonu ikili olacak. 12'yi mi çarparsak? Galiba 12 arkadaşlar. 16 ile 12'nin çarpımı kaç yapıyor? 192 yapıyor. 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. O zaman burası 20 oldu. Başka bir şey verilmiş mi? EF uzunluğunu 10 vermiş. Hıh, tamam. Şurası 10. Arkadaş 90'lar bir kere havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Hocam burası alfa. Burası beta. Sonra burası alfa. Çünkü 90 dereceye burası. Şunlar da birbirine paralel. Z'den dolayı burası da 90 yapar. Alfa 90 beta. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin benzer oldu. 90'ın karşısı 20 90'ın karşısı 10. 1'e 2 oran var. O zaman alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 6 yapar. E, o zaman burası da 8 yaptı. Tamamı 16 idi. Buraya da 8 kaldı. Ve şu üçgenle de şu üçgende benzerlik yapabilir misin? Yapabilirsin. Ya da bu üçgenle bu üçgende de benzerlik yapabilirsin. Alfanın karşısı x bölü. Alfanın karşısı 12 eşittir. 90'ın karşısı 8 bölü. 90'ın karşısı 20 deriz. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 5. Bu 24 bölü 5. X, 20, 12'yi buraya attım. 5 burada kalsın. 24 bölü 5 yapar. Hatta virgüllü değil. 2'ye böldük böyle. X'i de böylelikle 48 bölü 5 olarak buluruz. Yani 48 bölü 5 pardon 48 bölü 10 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 4,8 par. Evet 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki tarla 9 eş dikdörtgen parçaya bölünmüştür. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eş dikdörtgen parçaya bölündükten sonra ABCD kısmına konteyner yeri ayrılmıştır. Bunlar eş. Eş olması. Kısa kenarların eşitlerini yaz bakayım. A 4A. Uzun kenar 4A oldu. Hocam uzun kenar 4A. Kısa kenar A şeklinde bulundu. Buraya da 4A yaz. Buraya da A yaz. Buraya da A yaz. ABC dedik. dikdörtgenin alanı verilmiş bana zaten. Şimdi dikkat et. Burası A. Tamamı 4A. Buraya 3A kaldı. E burası da 4A. 4 kere 3 12. Yani burası 36 verilmiş. 12A kare eşittir. 36 verilmişse A kare buradan 3 gelir. A'yı da böyle kök 3 olarak bulursun. Tarlanın alanı nedir diye soruluyor. Tamam işimiz bitti. Burası kaç? 6A. Burası kaç? Şöyle bakacak olursan 8A burası da. Değil mi? O zaman senden 8A çarpı 6A isteniyor. Yani 6 kere 8 48A kare isteniyor. 48 çarpı A kare. Yani kök 3'ün karesi 3. 3 kere 8 24. 3 kere 4 12. 144 çıkar. Cevap cehan oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. ABC'de dikdörtgen BD köşegen olarak verilmiş ve tüm alan 78 alan DEC nedir diye soruluyor bize. Tabanına ait yüksekliği bulmamız lazım tabii ki burada ama öncelikle bir işlem yapmamız lazım. Alan ABCD 78 ise ben buraya bir x diyeyim. Dikten dik çizilmiş ök var değil mi? Buraya da y diyeyim. Hocam x'in karesi eşittir 4 çarpı Y'ye eşit. Buradan bir denklem geliyor. Tüm alanda 78 ise eğer o zaman ne oluyor arkadaşım? Burası 39 mu yapıyor bu alan? Evet. Yani 4 artı y çarpı x bölü 2 eşittir 39 diyeceğiz. İki bilmeyenin iki denklemi çözeceğiz. Hatta burada y yerine x kare bölü 4 yazıp böyle işlem yaparak çarpanları ayırarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Ama bence bu şekilde yapmaktansa ben olsam şöyle yaparım. Hocam bunun alanı kaç? 39 verilmiş. E ya tabanı ya da yüksekliği 13'ün bir katı olmak zorunda. Hissediyorum bak şu anda hissederek yapacağım. O zaman burası acaba 9 olur mu? Hani tabanı 13 olsun diye hiç uğraştım. E burası 9 olursa 4 kere 9 36. X kare 36 ise x de 6 olur. E hocam gerçekten de x 6 y 9 yazarsam. Buradaki öklük de sağlanıyor. Bu da 13 çarpı 6 bölü 2. 13 çarpı 6 bölü 2 de 39'da sağladı mı sağladı. Hissederek yapmayı öğrendiniz biliyorsunuz. E burada da hissedelim. Tamam buraya 9 bulduk. E şimdi benden bu üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanı dediğimiz nedir? Tabanına ait yüksekliği bulmamız lazım. E arkadaşlar dikdörtgende karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit değil miydi? Çünkü şu üçgenle şu üçgen açılara daldığımız zaman eş üçgen çıkıyordu. O zaman burası 6 ise burası da 6 yapar ve alan DEC 9 çarpı 6 bölü 2 yani 27 yapar. Evet 9. soru C.Han oldu geldik 10. soruya. ABE'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Sonra GF'yi 3 vermiş. Sonra FDC'yi 7 vermiş. Sonra alan AGD nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. E ne yapacağız? Benim dikkatimi şu çekiyor. Bak paralel kenardan kopmayın arkadaşlar. Şu 5 yıldızlı alan değil mi arkadaşlar? 5 yıldızlı alan. E arkadaş burası 5 yıldızlı alan. Ben şuraya bir Y alanı dersem. Hocam bu alan dikdörtgen alanının yarısı. Aynı şekilde bak sen şu alan da böyle 5 yıldızlı alan. Bu alan da dikdörtgen alanın yarısı değil mi? O yüzden burası da Y olmak zorunda değil mi? Evet. Çünkü x artı y yarısı ya x artı y yarısı olduğundan burası da y oldu. Tamam. Ya da yamuğu görseydik yamukta yanaklar birbirine eşitleyip de oradan da yola çıkabilirdik. Neyse şu alan yarısı değil mi? Yani x artı y dikdörtgen alanının yarısı. Aynı zamanda geri kalan parçalarda bak paraya kenarda hatırlatıyorum. Bu alan tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da yarısı. Bunlar da eşit olmuyor mu? Evet. Yani bu alan yarısıysa geri kalanlar da 8, 3, y ve 7'nin toplamı 8, 3, Y ve 7'nin toplamı da dikdörtgen alanının yarısı yapar. O yüzden bunlar birbirine eşittir. Bak Y'ler gitti. O zaman X kaça eşit oldu? 18'e eşit oldu. Tamamıyla paraya kenardaki alan soruları cinsindeki bir soruydu. Yani paraya kenardaki kısımlar alan sorularındaki uğraştığımız sorular yine burada karşımıza çıkabiliyor. Şekilada gördüğünüz üzere. Evet 10. soru denizli oldu geldik 11. soruya. ABC'de dikdörtgen ve üçgen olarak verilmiş. Burada ebenin uzunluğu 3 verilmiş. Yanlış yazılmış şurası 3 olacak. Sonra şöyle bir fark 1 verilmiş. O zaman ben buraya bir x dersem attım öbür tarafa x artı 1 mi? Yani şurası da x artı 1 olacak. Bir fazlası olacak. A diye x diyeyim. O zaman A e uzunluğu x artı 1 oldu. Şimdi soruda verilen şu açı ortaylı kullanmam lazım. Açı ortaylı karşılık Kenarları paralel olan doğrularda z'ye dikkat edin demiyor muyuz hep? Evet Z'den dolayı bak burası nokta açısı oldu. Ara burada ne çıktı? Bir x kenar çıktı. Yani şu parçayla şu parça eşit. O zaman burası da x artı 1 oldu. Hocam burası x iken burası da x ya. A ne çıktı burada? 1 Pisagor. 3 var. X var. X artı 1 var. Normalde X artı 1'in karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi deyip işlem 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 yapıp X'i bulursun. Ama 3 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. E o zaman X yerine 4 koyarsam 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani X'i 4 bulduk. Alan ABC'de isteniliyor bizden. X yerine 4 yazdığımızda hocam 4 yazdığımızda burası 5 oldu. 5 3 daha 8 yaptı burası. O zaman 4 burası 8 burası. 4 çarpı 8 isteniliyor bizden. Cevap ne olacaktır? 32 olacaktır. Yani 11. soru böylelikle akçay oldu. Ve dikdörtgende test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.